Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe, şu anda saat tam olarak 12. Günün menüsüne başlıyoruz. Yemeğimde kuru fasulye var, bol etli bir şekilde. Öncelikle etim hala buzu çözülmemiş ne yazık ki. Onu çözdürmeye çalışıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da tereyağı attım. Tereyağı ile birlikte güzelce kavuracağım inşallah. Sabah çıkarmıştım ama hala buzu çözülmemiş. Bu arada etim kavrulurken ben de kuru soğanlarımı doğrayayım. Siz olun, pazardan küçük kuru soğanlardan almayın. Yani büyük alın, bir alın, tam alın. Çünkü yemeklere küçük boy yetmiyor. 2-3 tane almanız, doğramanız gerekiyor genelde. O da çok fazla uğraştırıcı oluyor bana göre. O yüzden bence bir alın, tam alın. Ben böyle bir hata ettim, hep küçük boylardan aldım. Bir türlü bitmiyordu. Ya aslında seçeneğim yoktu, hepsi küçüktü. Böyle almak zorunda kaldım. 15 gündür bitirmeye çalışıyorum, bir türlü bitmiyor. Şunları bir doğrayayım. Şimdi etimizi bir 10 dakika kadar kavurdum. İyice mühürledim. Çünkü direkt böyle hani fasulyeyi eklediğiniz zaman haşlama tadı geliyor etten. Ben öyle olmasını istemiyorum. O etin tadını bir almak istiyorum. Diğer türlü gerçekten böyle sanki haşlanmış et yiyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. O yüzden böyle bir 10 dakika kadar iyice kavurdum. Tuz falan atmıyorum bu işlemde. Yoksa etimiz bayağı bir sertleşir. Yerken zorluk çekeriz. Biraz da soğanla birlikte kavrulsun. Ondan sonra salçasını ilave edeceğim. Şimdi içerisine domates salçamı da ilave ediyorum. Biber salçanız varsa mutlaka ekleyin derim ama biber salçamız bizim kalmadı. 2-3 dakikada salçayla birlikte güzelce kavuralım. Şimdi içerisine fasulyelerimizi de ekliyoruz. Dün geceden ıslatmıştım. Bayağı bir böyle yumuşadı. Birkaç dakikada fasulyeyle beraber kavuralım. Fasulyeme yavaş yavaş da suyunu ilave ediyorum. Fasulye biliyorsunuz suyunu çok çekiyor pişerken. O yüzden suyunu bir tık daha fazla koyacağım. Şöyle lokum gibi olana kadar da pişireceğim. Evet, suyunu da ayarladım. Bu şekilde yaptım. Ben uzun bir süre pişireceğim için altı kısık bir şekilde düklüde pişireceğim arkadaşlar. Kapağını da kapatıyorum. Haydi bakalım. Herkese yeniden merhaba diyorum. Şu anda saat 2.30 arkadaşlar. Kızılay'a inmem lazım. Kızılay'da birkaç işim var. Hatırlayanlarınız vardır. Bir ara güvenlik görevlisi olabilmek için sınavlara girmiştim. Hatta silah atışlarına falan gitmiştim. Sınavı da geçtim diye sizlere duyurmuştum. Sertifikam basılmış ama ben bir türlü fırsat bulup da gidememiştim. İşte bugün dedik ki annemle anlaştık, gidelim sertifikamızı alalım dedik. Çünkü benim gittiğim kursun annemin tanıdıklarının olduğu bir yer. Annem de tanıyor çünkü onları. Dedim işte gidelim, bugün sertifikamızı alalım. Artık onda randevusunu falan alayım. Kimliğimi de çıkartayım. Ha, şu an için çalışmayı düşünmüyorum ama belki çok iyi bir iş bulursam neden olmasın dedim. Şimdi makyajımı yapayım. Bu arada herhalde 1,5 aydır falan makyaj yapmıyorum. Gerçekten bu korona en çok bana yaradı. Bu makyaj konusunda ya gerçekten hiç yapmıyorum. Evin içinde de yapmıyorum. Dışarı çıkarken de yapmıyorum. Alışmışım artık şeye, böyle makyajsız gezmeye. Dedim bugün bir değişiklik olsun. Yani yapma yapma da nereye kadar yapma. İnsan arada bir böyle gerçekten makyaj yapması lazım. Ama alıştım ben. Yani makyaj yapmamaya gerçekten çok alıştım. Hiç aklıma bile gelmiyor. Hani dışarıda işlerim de olsa hep böyle sade bir şekilde gidiyordum. Eminim bugün çok fazla zorlanacağım bu makyajdan dolayı. Gözlerim kızaracak. Çünkü uzun zamandır yapmadığım için birden yapınca da illaki bir yan etkisi olacak bana. Eyeliner'ımı sürdüm. Çok abartılı makyajları sevmiyorum zaten düğün haricinde. Kenarına koyayım. Bakalım Kerim abi de götüreceğim. Allah'ım, Kerim abi uzun zaman sonra iki defa Kızılay'a götüreceğim ve çok korkuyorum. Başka da çarem yok çünkü işim biraz sonra işe gidecek. Yani bırakabileceğim kimse yok. Mecburum götürmeye. İnşallah bir sıkıntı olmadan geri getiririm.
Evet arkadaşlar ben hazırım. Aslında ruj da sürmenin bir anlamı yok. Zaten maske takacağım ama dedim madem makyaj yapıyorum rujumu da süreyim çıkarken silerim geri. Uzun zamandır ben de çünkü ruj falan sürmüyorum. Dudaklarım hemen kavrulmaya başlayacak. Sağlık olsun. Bu arada fasulyem pişti. Şu anda bir de bol tereyağlı da pirinç pilavı yaptım. Kerim Alp'in karnını doyuracağım. Ondan sonra çıkacağız. Çünkü Kerim Alp'in şöyle bir huyu var. Ne yazık ki. Bilerek böyle yemek yemeden çıkıyor. Ve dışarı çıktığımız zaman karnım acıktı. Aa yürüyemeyeceğim falan diyor. Ve ilk bulduğumuz lokantaya kendimizi zor atıyoruz. O yüzden şimdi karnı tıkılmasa doyuracağım. Öyle çıkaracağım. Dışarıdan yemek yemeye alışmasını istemiyorum. Bu artık bir alışkanlık haline gelecek. Hani parasında değilim ama mesela böyle en kötü yerlerden bile olsa yemek yemek istiyor. Bu alışkanlığını unutturmam lazım. Çünkü tamam her zaman iyi bir yer bulamıyorum. Mesela şu an Kızılay'a gidiyorum. Kızılay'da iki lokanta iyiyse üç kötü maalesef ki. Bir de ne yaptıklarını falan bilmiyorum. Şu anda zamanı değil koronadan dolayı. Çok güzel bir şekilde etli fasulye yemeği yaptım. Yanına pirinç pilavı yaptım. Eşim de yesin. Kerim Alp de yesin. Ben gelince yerim. Şu anda karnım aç değil. Ben kahvemi falan da içtim. Şu anda saat 2.30. En geç 3.30'da dışarı çıkmamız lazım. Otobüse binip gideriz Kerim Alp'le. Geze geze anne oğlum. O çok seviyor çünkü benim dışarı çıkmayı. Bayılıyor resmen. Hep böyle de anne diye. Hep ben seninle gideyim böyle gittiğim yerlere diyor. Seninle gitmek o kadar çok eğlenceli. O kadar çok zevkli ki diyor. Akşam işte babası soruyor oğlum ne yaptınız bugün diyor. Hiç baba diyor işte gittik çok yoruldum ama diyor yine de her şey çok güzeldi diyor. Çocuk işte şimdi yemeklerini hazırlayayım gideyim ve çıkalım. Biz geldik Kızılay'dayız. Oturalım. Annemi bekliyordu da gelmek üzere. Ne oldu? Evet evet gördüm. Geldik burada. Tamam. Kursta zaten hemen arkamızda annem gelsin birlikte geçeceğiz. O da 2 dakikaya kadar gelir. Bu taraf sıcak olduğu için böyle gölgelik bir yer bulduk çardağın altı. Arkası da böyle şelaleli bir yermiş. Oturuyoruz bakalım şimdi annem gelsin. Bir de böyle bir hediye yaptırmak istiyorum. Tatlı falan alayım, baklava alayım diyorum. Çünkü çok emekleri oldu benim üstümde. Hep beni getirip götürdüler sağ olsunlar. Bakalım artık. Kerim oğlanla birlikte. Arkadaşlar biz eve geldik. Yerken de Bim'e uğradık. Birkaç şöyle Bim'de bir şeylere baktık. Bunları yeni gördüm. Ne zaman geldiğinden hiçbir fikrim yok. Kerim Alp için aldım. Bak ve boya. Bu hayvanlar. Çeşitleri çok fazla vardı. Mesela insan olanları da vardı. Süper kahramanlar olanı. Biz boya yapmayı çok sevdiğimiz için böyle bir şey aldım. Şu şekilde. Bunun fiyatı da 3.95'miş bu arada. Ben Fiş'te gördüm. Bir de bu kırmızı kedi çocuklarının kitapları çok güzel. Hikaye kitapları. Eğer ki çocuklarınız böyle hikaye okumayı çok seviyorsa bunu alabilirsiniz. Sayfaları da çok güzel. Hani kolay kolay yırtın. Bu da Meraklı Çakıl Park'ta. Bu Meraklı Çakıl ne olduğunu bilmiyorum ama işte Meraklı Çakıl evde, Meraklı Çakıl mutfakta, Meraklı Çakıl Park'ta, Meraklı Çakıl okulda bir sürü çeşidi vardı. Çok fazla da çeşidi vardı gerçekten. Bayağı bir vardı. Rahat bir 50 tane falan kitap vardı böyle. Dedik bunu bir alalım, bir okuyalım. Eğer ki hoşumuza giderse bir iki tane daha alalım dedik. Bilmiyorum çünkü orada bakmaya fırsatım olmadı içli kısımlarına. Hani kırmızı kedi çocuğun olduğu için yayın evi. Çünkü bu yayından bizim bir sürü böyle kitabımız var. Bakalım hoşumuza giderse diğer çeşitlerini de alalım dedik. Bu da 3.95 ya da 4.5 olması lazım. Tam olarak emin değilim. Şöyle Meysu'nun karışık meyve suları gelmiş altılı olarak. 6 tanesi 6.95'te. Hadi ben versiyonu yıkayayım. Evet biliyorum sevdiğin için aldım. Bu arada üzerinde de özellikle de şeker ilavesiz yazıyor. Yani bunu yazdığı için aldım. Yoksa biz meyve suyu almıyoruz eve hazır kolay kolay. Bunlar gelmiş bir de. Kido'nun bu kakaolu, çilekli ve muzlu tehlendiniz mi diyor. Bu karamelliymiş. Şöyle göstereyim. Bir tanesi de 1.5'tu. 2 tane aldım. Evet çeşitleri yine vardı böyle bir sürü. Tadını bilmiyoruz. Kerim abi denesin. Beğenirse birkaç tane daha aldırırım. Dolaba koydururum. Bazen çünkü canı çok sıkılabiliyor. Çeşit olsun elinde. Bir de şu varmış. Danone'nin. Kakaolu sütü. Emin olun bunu sırf üzerine Superman'i var diye aldırdı bana. Çünkü tam bir Superman hayranı bizimki. Batman ve Superman. O yüzden aldık. Bu da herhalde 1.95'ti ya. Ya da 1.5 olabilir. Tam olarak emin değilim. Orada fiyatlara bakma gibi fırsatım olmadı. Asıl gitme amacım da deterjanım bitmiş. Deterjan almak için girdim BİM'e. Girmişken de bunları gördük ve aldık.
Toplamda 30 lira kadar bir fiyatı tuttu. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz sertifikamı almaya gitmiştim Kızılay'a. Benim kurumum oradaydı. Oradaki kursa gidiyordum okula. Sertifikamı sonunda aldım. Bu benim için büyük bir başarı. Şöyle göstereceğim. Teyzem falan yazıyor çünkü onu kapatmaya çalışıyorum. Bu şekilde sonunda alabildim arkadaşlar. Benim için büyük bir başarı. Diyeceksiniz ki neden? Çünkü toplamda 120 saat bir ders görmem gerekiyor. Yani oradaki okuldakiler hep 120 saat bir şekilde ders görüyor ve karşılığında sertifikasını alıyor. Biliyorsunuz benim çocuğum var. Bir de şöyle bir şeydi. Ben başladığımda tam kış ayıydı. Bu Ocak Şubat aylarındaydı. Bayağı bir soğuktu dışarısı. İşte bu korona gelmeden önceydi. Gitmeye fırsatım olmuyordu. Annem çalışıyordu, eşim çalışıyordu. Kerim abi bırakacak hiç kimsem yoktu. 120 saatlik ders yaklaşık 15 gün herhalde. 15-20 gün arası bir ders görmüştük. Ben sadece 2 tane derse girdim. Bir kez de poligonlara gittim. Çünkü fırsatım yoktu. Hani gidemiyordum. Toplu imza atmıştım. Hani geldiğime dair görünsün diye. Çünkü gittiğiniz zaman da 5-6 saat boyunca da ders görüyorsunuz bir günde. Kerim abi bırakacak kimse yok. Onu götürme gibi şansım da yok. Ve sadece 2 tane derse girdim. Bir silah dersine girmiştim. Bir de kanunların olduğu bir derste. Bir de poligona gitme fırsatım oldu. Çünkü Kerim abi bana engel olmuştu bu konuda. Ben ne yaptım? Bu sınavı geçmem lazım. 125 soruya girdim bir de biliyorsunuz. Günlük hayatta çıkabilecek bir soru değil. Yani o kitabı çalışmasanız asla bilebileceğimiz bir şey değil. Çok zor. Yani kanunları soruyor. Mesela bu güvenlik 5188 sayılı kanunlarda. Ben bu dersleri çalışmamış olsam bunu bilemem. İmkanatı yok yani. İşte bir güvenlik görevlisi ne yaparsa ne kadar ceza alır şu bu. Bunları bilmemizin imkanı yok. Yani ben çalışmamış olsam bilmem. Eşim de bilmez, annem de bilmez, babam da bilmez. Çünkü bilmiyorsunuz böyle bir şeyi. Ve böyle bir kanıtta kitabım vardı biliyorsunuz. Sizlere de daha önce göstermiştim. Bunu su gibi ezberlemem gerektiği. Ve ben hepsini ezberlemiştim resmen. Kerim Alp'i uyutuyordum 10-11 gibi. Ve gece yarısına kadar ders çalışıyordum. Anne bu ya. Sakız anneciğim. Ve tam derse çalıştım. Her şey tamam demiştim. Araya korona girdi. Nisan ayındaydı benim sınav. 5 Nisan'daydı. Korona gelince iptal oldu. Haziran ayına ertelendi. Haziran ilk haftasıydı sanırsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Yine iptal oldu. Hani ben her böyle sınava 20 gün kala kitabı sil baştan ezberliyordum. Artık üçüncüde dedim ki ya bir daha da olmazsa ne yapayım ezberlemeyeceğim. Bildiklerimle gideyim dedim. Çünkü gerçekten çok uğraştırıcı bir şey. Çocuğunuzu uyutuyorsunuz. Kendinize ayıracağınız vakitte oturup kitap okumakla geçiriyorsunuz. Ve onu ezberlemek zorundasınız. Ve ben hepsini ezberledim. Sınava da gittim. 100 sorudan yanlış hatırlamıyorsam 78 doğrum vardı arkadaşlar. Benim için çok iyi. Yani geçemeyen insanlar da var çünkü. Baraj 60 mıydı 50 miydi öyle bir şeydi. Ve benim 78 doğrum vardı. 3 tane atış yaptım. Silahlıdan da 38 puan aldım ve geçtim sonunda çok şükür. Sertifikam da basıldı. Gittik sertifikamızı aldık. Şimdi arkadaşlar burada bana yazıyor. Burada bir sürü kanun var çünkü. Şu listeyi, formu tamamen eksiksiz bir şekilde yerine getirmem lazım. İşte hani sağlık raporum. Bugün cuma ya anneciğim, onun için selam veriliyor. Sağlık raporun, diploman, her şeyini istiyor ve ben sağlık raporunu da kolay bir şekilde almadım. Kaç tane doktordan geçtim, kaç defa muayene oldum. Yani bir resmen check-up'a girmiş kadar oldum. Beni en çok zorlayan da psikolog olmuştu. Çünkü bir doktora gittiğimde benim burada bir yara izim var arkadaşlar. Küçükken olmuş bir yara izim. Bu yüzden bana psikolog sağlık raporu vermedi. Devlet demir olan bir hastanede. Hani ne alaka dedim. Bununla psikoloğa ne alakası ama vermediler. Daha sonra Pursaklar Devlet Hastanesi'ne gittim ve oradan aldım. Allah'ıma şükürler olsun. Şimdi yaklaşık 1000 liraya yakın bir para ödemem gerekiyor kimliğimi alabilmem için. Toplam 1000 lirayı buluyor. Toplam 1000 lirayı buluyor arkadaşlar. 905 bir yere, 40 lira bir yere falan filan derken. Daha sonra 3 ay içerisinde de güvenlik kimlik kartım elimde olacak Allah izin verirse. Çok şükür diyorum. Şu an için çalışmayı düşünmüyorum ama hani elimde dursun. Belki çok iyi bir yerden bir iş bulabilirim. Ya da şu an iyisin ama yarın başına ne geleceğini bilmiyorsun. İnsanoğlu.
mutluyuz. Elimde bulunsun istiyorum. Size de bunu anlatmak istedim. Çok şükür. Siz de pes etmeyin arkadaşlar. Ev hanımım, çocuğum var, işte yapamam falan demeyin. Kesinlikle yaparsınız. Sadece çocuk uyuduktan sonra yatmak, uyumak yerine ya da kendine vakit ayırmak yerine ders çalışmayı tercih edeceksiniz. Sonu güzel ama. Yani kazandıktan sonra sonucu çok güzel. Şimdi arkadaşlar ben burada videoyu sonlandıracağım. Yukarıda da tadilat yapıyorlar herhalde. Burada sonlandırayım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah yarın yeniden görüşmek üzere.